da fesleğen. Şimdi efendim bakın bu fesleğenle ilgili ben size şunu söyleyeyim. Bu fesleğenin biraz e, böyle iki renkli olanları var. Morumsu, yeşilimsi, lacivert olanları var. Bir de Anadolu'da bunun işte Anadolu fesleğeni var. Mübarek öyle söyleyeyim yani. Müthiş bir şey. Bakın şimdi Diyabet hastalarında diyabet hastalarında nöropati şikayetleri olur. Hı hı. Yani diyabet sinirlere de zarar veriyor ya işte bundan bunu kullanacaksınız. 5-6 yaprağını alacaksınız bunun saplarıyla beraber günde iki defa. 5-6 yaprak ya nöropatik şikayetlere, diyabette bunun için bir defa gaz oluşumuna kesin olarak engel olur. Yani mikrobiyota dediğimiz bağırsak florasında özellikle hidrojen, metan gazını çıkartan bakterilerin önüne geçiyor. Bir başka şey Hüseyin, burada pencerenizin önünde tutarsanız bunu yani işte evlerin önünde şey olur ya çiçek pencerelerin Buyurun fesleğen yetiştirin. Bak bakalım karasinek, sivrisinek içeriye giriyor mu? Yani evet. böyle bir şey bu. Bir başka şey, Hindistan'da kutsal sayılan bir bitkidir ve adına tulsi denir bunun. Hakikaten çok özenle yetiştirirler. Zihin yorgunluğu probleminiz var ise, zihin yorgunluğu, dikkat dağınıklığı sorununuz varsa... Bunu kullanacaksınız. Şimdi e, hatırlama gücünde bir düşüklük olabilir. Yani hatırlama gücünüzde bir zayıflık olabilir. Bak bunu çiğne, 3-4 yaprağını çiğne, iki defa günde bir öğleden evvel bir öğleden sonra hemen nasıl hatırlamayın. Hem de o gün aynı gün etkisini göreceksiniz. Şimdi bakın bu fesleğeni aldığınızda ağzınızda tarçın kokusu var tarçın tadı gelir, kekik gelir, lavanta gelir. Yani bu çok enteresan böyle hepsinden işte ojenolü almıştır, lineolü almıştır, estragolü almıştır. Yani bu baharatları birleştirmişler. Bu saydığım tarçındır, kekiktir, lavantadır. Hepsinin tadını alıyorsun çiğnerken mübarek. Böyle bir şey işte bu. Böyle bir kombinasyon ve çok yönlü yani. Yes. çocuklarınızda dikkat dağınıklığı var ise evet evet hocam